El sallıyorum, dua okuyorum peşinden. Allah korusun kazadan, beladan. Hadi güle güle Ertelciğim. Taksilere soruyorum, kimse bizi almıyor. Bizi almıyorsunuz, Arapları bekliyorsunuz. Eminönü'nün ortasında ağladım. Nasıl bu hale geldi benim ülkem, niye böyleyiz? Ben de böyle yapıyorum çocukluğu yumurtayı. Bazıları böyle üstüne kırar. Oğullarının odasıymış. Bu evde beni en güldüren şeylerden birini göstereceğim şimdi size. İsviçre'de bir plaj. Bizde yenen çikolata. Örgü öğren bayanlar toplanıyor. Evet. Oraları örgü yapmayı planlıyorlar. Ben de katılıyorum. Aa çok güzel. Niye beni katılıyorsun? Adamın hazinesi. Anahtar bunda. İlk önce şifreyi bileceksin, sonra anahtarı alacaksın, bunları açacaksın. Sanki kale kapısını kilitliyor. Güzel seni çok özledim. Ama ben dinleme güzelim abi. Seni seviyorum Yakut'um. Ben senden razıyım. Allah da razı olsun. Görmediğim ay yerleri gösteriyorsun. Çok mutlu oluyorum. Çünkü salçanın pişmesi lazım. Ev salçası değil, hazır salça. Ölçü falan yok bizde. Aa kim geldi? Ramiz'dir. Ramiz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle altına yaptın mı damlama. Öyle bir şey yok burada. Adalet Hanım, cana el sallayınız. Hadi hayırlı işler Ertan'cığım. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle. Kahvenizi de buyurun. Hadi hayırlı akşama işler. Kolay gelsin. Güle güle. Burada gidip balkondan da bakıyorum. Sen de görebilirsen. İşe giderken el mi sallıyorsun? El sallıyorum, dua okuyorum peşinden. Ne güzel ya. Çiçekler eşliğinde. Bak bu çiçekler de ben diktim. Arabayı ne vakit aldı ki buraya? Arabayı hep buraya mı park ediyor? Az önce bir şey almaya gitti ya. O zaman ha, getirmiştim. Hazırladı arabayı. Güle güle. Güle güle. Hayırlı bereketli kazançlar. Amin. Allah korusun kazadan beladan. Hadi güle güle Ertelciğim. Elizler gelecek planımıza göre. Sordu bana. Daha bir karar vermedik dedim. Çalışıyorlar abim. Bir şeyler yapıyorlar. Ben de böyle yapıyorum çocuklu yumurtayı. Bazıları böyle üstüne kırar. Ben böyle daha çok seviyorum. Ben de böyle yapıyorum. Şimdi azıcık şu tavamız kızsın. Altını kapatmıştım. Soğumasın diye. Anneme buradan bir çağrı yapıyorum. İzmir'de mutlaka Türkan ablayla buluşmanız lazım. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Peynirimiz var. Zeytinimiz, salatamız, tahin, pekmez. İki çeşit zeytin. Bari. Ondan sonra şu acıdayız mı? Acıkım. Sucuk. Yumurtamız, ekmeğimiz, çavdarlı ekmekler. Bu da domates söğüş. Domates söğüş. Benim köyüme özel. Eline sağlık, teşekkürler. Bu 20 sıratta gidilen yol trafiğe kapansın diye referandum oylama yapıldı. Oylamada kızlarım ve ben trafik kaldırılmasın diye oy verdik. Eşim de kaldırılsın diye oy verdi. Biz kazandık. Aile içinde herkes farklı oylar vermiş. Evet. Demokratik aile. Demokratik aile. Fark edeyim. Şimdi Yeliz'lerin kahvesine geldik. Yeliz ve Olcay'ın. Merhaba. Orada oturmuş bizi bekliyor. Selam. Selam, kolay gelsin. Kolay da başına gelsin. Hazır burası. Aynen. Yarına hazırsınız. Allah'a şükür hazırladık. Çok güzel ya. Rengarenk. Hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Burası ünlü bir çikolata fabrikasıymış. Shogi Hüsli. Shogi Hüsli'nin ineği var burada girişte. Bunlar hep paketlenmiş halde satılan çikolata. Aa 5 franka bak bu kadar çikolata var. Aynen. Aksiyon var. 6 frank. Aynen. 6 frank. 2 frank. Trafiğini rahatlatmak için
Otobüs öbür taraftan gidebiliyor ama biz gidemiyoruz. Bizde yenen çikolata. Arabaya dökmeyin. Evet. Bir tarihi yapıya geldik. Buranın adı Augusta Maurica'ymış. Basel'de bulunan eski bir antik Roma şehrinin kalıntıları. Bir amfiteyatro. Dövüşler şunlar bunlar oluyormuş aslında. Ha burada dövüş mü yapıyorlarmış eski zamanlarda? Aynen Roma şeyinde. İnsanlar o kadar çok değer veriyorlar ki burada bu tarz yapılar ama bizimkiler maalesef vermiyorlar. Vermiyorlar. Bak görmüş olduğun gibi süpür kalıp süpürmüyor. Alet de üzerindeki tozları, şeyleri, pislikleri çekiyor. Ne lüzum var? Biz çöp atarız sadece. O zamanın şartlarında nasıl yaşanıyorsa biz geldiğimizde işte mesela kumaş boyama falan onları yapıyorlardı orada. Kazanlarda kaynatmışlar işte oraya sokmuşlar ipler falan hani doğal boyama var ya. Biz evet. Geldiğimizde onları da görmüştük. Çikolata nasıl, güzel mi? Muhteşem. Bitirdin mi? Şey az kaldı, iki tane, iki parça kaldı. Buranın en iyi çikolatası bu mu şimdi? Yok, bundan daha üstünleri var. Şimdi bunun tanesine ortalama 160 kuruş verdi. Bunun 3.60, 4.60 olanları var. Yani? Yani birinci sınıf ürünle yapılmış çikolatalar var. Tavsiye ederim. Bir arkadaş dedi 100 gramı 100 frank olan bir şey varmış. Onlar altın kaplama, şu o tarz şeyler. Getirin çikolatayı, ben size altın kaplarım, ben de varak. Bu altın varak. Pastayı da yapıyorlar. Altın varaklı çikolata. Altın varaklı pasta yapıyorum çünkü. Ha yapıyorsun. Evet evet. Yani bir pasta abi. Fotoğraflarını gösterdi bana. Göstereyim mi çok anne güzel. Benimkini gösterdim, o çok basitti. Okul sınıfları geldiğinde işte hatta un yutuyorlar, işte fırında ekmeklerini yapıyorlar. Burada, orada da pişiriyorlar. Biz geçen geldiğimizde denk gelmiştik. Daha eskiden bakın böyleymiş. Çok güzelmiş ya. Bütün Roma şehirleri bayağı güzel duruyor zaten. En başta da Efes. Efesus. Roma. Augusta Raurica. Burada Roma İmparatorluğu'nun yaptığı Roma yollarının haritası var galiba. Bakın buradan başlıyorsunuz. Eburacum'dan. Böyle. Berenike. Oo, buralardan da baharat ve ipek yollarıyla birleşiyor. Buralar taş olduğu için şu anda dışarısı 30 derece, içerisi 20 derece. Son kalan parça. Ama çok kalmış. Bir bölüşelim onu. Tamam bölüşelim. İtiraz etmem. Şu kadarını alayım. Yarı yarıya yapalım. Aynen. Tamam. Bana yine çok bıraktı ya neyse. Şimdi dışarı çıktığın zaman bu sağda tekrar şeyi gösteriyor. Gerçek görünüm bu şekilmiş. Eskiden bu geçit böyle uzayıp gidiyormuş buradan. Burası da şehrin eski hali. Şurada su kanalı varmış. Aynen. Anladığım kadarıyla. Burada bir hipodrom, amfiteyatro, şu arkamızda kalan bina. Burada da kazılardan çıkarılan tarihi eserlerin, kalıntıların bir kısmı sergileniyor. Giriş kapısı varmış eskiden. Demir kapılar. Ama tabii demir kapıları sökmüşler. Şimdi tarihin içinden geçiyoruz. Güzel var mı? Afiyet olsun. Daha önce bir ev aradığım dönemde bakmıştım içlerine, yani resimlerine bakmıştım. Çok harika mutfakları falan sonradan yıkılmış. Sadece dış kısmını eski bırakmışlar. Büyük ihtimalle içeride de duvarlara çivi çakmak falan yasaktır. Dış cepheye hiçbir şekilde zarar vermeden içinden yeniliyorlar. Kedinin çıkma yeri. Kedinin eve çıkma yeri. Kedi için mi yapmışlar? Çok güzel. Kedi merdivenden böyle yukarıya, pencereden içeriye gidiyor. Ha şu pencereye koydukları heykele bak, ne kadar güzel. Şu heykeli gördünüz mü? Ne? Pencerede oturan adamla kadın. Adamın kucağında bir de kedi var. Evet. Gördüm. Gamze benim son hallerimi gösteriyor. İleride. Burada bir müze var. Kütüphane var. Kütüphane. Kütüphaneymiş. Bildiğim kadarıyla şurası belediye binasıydı, öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, bu sağ taraftaki bina. Evet. Şurası mı belediye? Aynen. İsviçre'de gördüğüm en sönük belediye binası olabilir.
Olur mu? Altın saatimiz var karşıda. Evet. Rathaus. Rathaus şey mi? Belediye binası. Evet. Sıradan bir belediye binası. Tarihi resimler. Ve yine bir içme suyu. Belediye çalışanları suya para vermesin diye. Oraya bardak koymuşlar. Oraya isteyenler doldursun diye. Burayı ilk 1385'te yapılandırmışlar. 1509'da büyütmüşler. Sonra 1531'de yangın çıkmış. 1531 ile 33 arası tekrar yapılmış. Ha bak Türkan abla sen seversin. Ben bir dükkan aslında var ya bir ip var bende. Boncuk, cencik. Çok tavım var onlar. O kadar var gene de. Ve aç bir dükkan. Efendim? Sen de aç bir dükkan. Aslında şey sosyal medyada örüp satmak istiyordum evet, da. Evet sosyal medyada satarsın. Bizim kafeye ayda bir ayın son cuması o köyün gazetesine ilan veriyorlar. Örgü ören bayanlar toplanıyor. İlk başta 3-4 kişi toplandı. Hı. En son 16-17-20 kişilere çıktı. Şimdi kapının girişinde o demirler var ya böyle tutulan yer. Evet. Oraları örgü yapmayı planlıyorlar. Ben de katıldım. Aa çok güzel. Niye beni katıldın? Bu ben şey değil hani her cuma geliyor. Her cuma değil. Ayın son cuması geliyorlar. Bu ayın son cuması da gelecekler gene. Çok güzel. Hatta senin örgünle de çok ilgilenmişlerdi o zaman. Asıl benim şeyi görseler, nazar boncuklu kırlentimi. Getir göster, getiriyorlar. Orada birbirlerine gösteriyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Gününü bilsem katılırım bir gün onlara. Söylerim ben sana, bu ayın son cuması. Tamam, söyle hatırlat. Hatırlat, katılayım ben de. Burası bir sokak. Evet. Orası bir yakalama geçiyoruz. Sende de var. Küçük sokaklar bayağı var burada. Şöyle yukarı bak. Gesundheit. Mühlegaş. Mühlegaş. Bak gelmiş ki dışarıda traktör yok demezsin. Traktör de var. Yo gördüm ben köylerde. Gördün çok mi? Gördüm. Aha, var var. Peki mesela İtalya'da siesta saatleri var. Hı hı. Burada da var mı? Öğlen mesela 3 saat 5 saat. Yok öyle bir şey yok burada. Günlük ortalama herkes 8,5 saatini çalışır. Hangisi? Siz böyle gün içinde yani 3-5 kere, 10 kere hep ülke değiştirip duruyorsun. Değiştirebiliyoruz aynen. Kışın bu daha hızlı akıyordur. Daha hızlı, artı daha yüksek. Bu görmüş olduğun restoranın var ya, restoranın evet. Terasına kadar su yükseliyor. Örneğin geride bir tane park var, aracı park ettiğimiz yerin biraz gerisinde. Hı-hı. Orada bu tarz duvarlar var, korumalık. O duvarların bir kısmı devrilmişti, yani yıkılmıştı. Sudan yani, sudan, yüksek sudan. Artı suyun gücünden. Vay. İnsanlar bayağı bir bu çevrede kalanlar bayağı bir korkmuşlardı o dönem. Ama bu arada bir oluyor. Ama insan olabiliyorsun. Balık akıllı. Unutuyor gene. İsviçre'de belediyeler çok büyük para harcıyorlar bu peyzaj olayına. Aynen. Bir de bunların sulaması var. Çimlendirilmesi, çiçeklendirilmesi. Bu şeyler için insanlara görevlendiriyorlar, çalıştırıyorlar. Aa şurada benim boş, bir arkadaşım var. Onu diğer... Boş yatırmıyorlar. Arkadaşın kim? Arkadaşım tacını da buraya bırak. Gel gel. Gördüm arkadaşını. Merhaba dedim. Uzun zamandır görüşemedik dedim. Çok sessiz. Olsun beni dinliyor. Bu elindeki kilise mi? Ne bu kilise? Kilise figürü. Kucağına kilise koymuş. Boya sandığına benziyor. Olsun beni dinliyor. O dertleşiyoruz onunla geldikçe. Arkanızda da çok güzel manzara var. Bu da güzelmiş. Kaçırdık böyle eskimiş bayağı. Burası römüş katolik. Oradan geçiş yok. Aracı park edip devam edeceğiz. Keçi yavruları var burada. Bunları. Çaldılar mı? Aynen. Çaldılar. Ne yaptılar teyze? Büyük ihtimalle çevirdiler. Oo, plaja getirdiniz beni. Burası da İsviçre'de bir plaj. Halk plajı. Bak ileride nargile seçiyor.
Güzel yerler ya. Kamp için bu alanda izin vermeyebilirler belki. Burası balık tutmak için yapılmış kulübeler. Bu tarz şeyler su boyunca baktığın zaman her köşede var bir tane. Şu bayrakların anlamları ne? Kırmızı olan bizim Baselan. Biz köydeyiz ya. Şu evet. Siyah olan Baselinki. Buradaki mavi olan bu bulunduğumuz bölgenin Arga şeyinin bayrağı mavi olan. Bu sarı olan bayrak Uri'ye ait. Sana bahsetmiştim. Şu. Aynen. Hani elle tavuk yeniyor dedik ya. Aha. Orası. Oranın bayrağı. Elle tavuk yiyenlerin bayrağı şu sarı. Aynen. Şimdi bu gördüğünüz taraf Almanya. Burayı geçtiğiniz zaman köprüyü. Şu tarafta İsviçre. Daha önce Almanya ile Fransa'yı ayıran köprüden geçmiştik. Bu da işte Almanya ile İsviçre'yi ayıran köprü. Basel'den buraya sürekli vapur geliyormuş. Saatleri var. Şuraya vapur müşterileri indiriyor. Öyle mi? Ha, biz seni davet etmedik ki. Bana ters diye. Peki buraya gelince akşam öylesiniz. Ben de erken gelebilirim. Tamam olur. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Güle güle. Bay bay. Her telciyi. İyi gezmeler. Gezginler. Sağ olasın. Bay bay. Teşekkür ederim. Her telci bay telci demek. Ben her telci diyorum ya. Bu tarz kulübeler çok fazla var. O en uçtaki noktalara ağ takıyorlar. Aşağıya sark atıp o şekilde balık tutuyorlar. Onların da ama belli dönemler var. Belli dönemlerde müsaadeli şekilde avlanma yapabiliyorlar. Sadece lisansı olanlar yapabiliyor değil mi? Aynen. İsviçre'de balık tutmak için bile lisansa ihtiyacınız var. Kursa gidiyorsunuz. Neyi yapıp neyi yapamayacağınızı öğretiyorlar. Yasakları söylüyorlar. Bakın burada da işte lisanslılar için balık tutma kulübelerinden bir tanesini görüyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Burada yapılan biraların %60'ı Arap ülkelerine gidiyor. Arap ülkelerine buradan bira mı satılıyor? Aynen. Arap ülkelerinde bira içiliyor muydu ya? İçiliyor. Onlar çatının altında içince. Burası yani bira fabrikası. Aynen. Adı ne? Şey hangi firma? Feldschlösschen. Feldschlösschen. Çok güzel bir fabrikaymış ha. Tabii ya Dubai'de, Katar'da falan biralar içiliyor serbest. Bunlar da biraları götüren tırlar mı? Aynen. Ne kadar çok yapıyorlar. Şimdi bir şey yapacağım. Düşmez. Omuzun yeri iyileşmiş. Dikkat et. Burası bira fabrikası. Harikaydı bu fikir ya. Teşekkürler. Ocak ayının sonlarına doğru Türkiye'ye gittik. Kızıma düğün alışverişine. Hı hı. İşte epey bir alışveriş ettik. Eminönü'nde taksilere soruyorum. Kimse bizi almıyor. Abla müşteri bekliyorum. Abla müşteri her birisi öyle söylüyor. En sonunda 6.'ya gittim. Dedim ki ya ne yalan konuşuyorsunuz? Ne müşterisi? Müşteri beklemiyorsunuz. Almıyorsunuz. Bizi almıyorsunuz. Arapları bekliyorsunuz falan. Bana ne kızıyorsun ya falan. Bana şimdi karşı çıktı. Dedim ki sadece sana kızmadım. Senden öncekine de kızdım. Bayağı böyle tartıştık. Sonra onun arkasındakine kızım dedi ki anne bir dakika ben de gideceğim. Kızımı da Arap zannediyordular işte siyah saçlı falan. Gitti işte İngilizce sordu falan yere kaça gidersiniz? Cihangir'e. Cihangir'de ya otelimiz. Cihangir'e dedi şu kadara giderim. 100 liraya mı ne dedi. Aslında o kadar yapmıyor biliyoruz biz. Tamam dedi. Oturduk biz. Kızımı Arap diye bize aldı turist diye. Oturduk. İçeride de Türkçe konuşmaya başladık mı? Türkçe konuşunca adam o kadar kötü oldu ki. Bayağı da böyle 60 yaşlarında falan bir adamdı. Hiç sesini çıkaramadı. Hiç. Böyle biz arada Almanca, Türkçe konuşarak geldik otelimize. Kızımla ben indim. Eşim parayı çıkardı, verdi.
Adam hiç sesini çıkaramadan gitti ama onun istediği parayı verdik, 100 TL'yi. Ama ben peşinden haram olsun dedim. Keşke dedim eşime ben vereydim o parayı da. Helal etmiyorum size derdim dedim. Eşim demedi. Böyle de bir anımız var. Keşke tahsil. O sırada bir sokak röportajına denk gelirsiniz. Gelemedim. Ağladım Eminönü'nün ortasında ağladım. Nasıl bu hale geldi benim ülkem, niye böyleyiz? Eşim de bana diyor ki ya kızım sen Fatih Altaylı'yı almıyorlar taksiye de seni mi alacaklar? Sen mi sesini duyacaksın? Gel hadi ağlama. Bana da üzülüyor. Böyle bir anımız maalesef var son gittiğimde. Gerçekten sadece Arapları çok alıyorlar. Evet, çok üzücü. Hani benim için şu 100 lira bize dokunmuyor gerçekten ama benim ülkemde beni bir Türk insanının aldatması o kadar acı ki. Ona İkinci ben çok üzüyorum. Vatandaş. Evet. İnanın ben burada hiç aldatılmadım şimdiye kadar. Kimse benim hakkıma da girmedi. Kimse benim sıramı da almadı. O kadar işte devlet dairelerine giriyoruz, doktorlara gidiyorum. Herkesten yani saygılı karşılık buluyorum. Kimseden hani olumsuz bir şey ben kendi adıma hiç yaşamadım bugüne kadar. 43 senedir. İnşallah da bundan sonra da yaşamam diye düşünüyorum. Ülkemi maalesef çok seviyorum ama maalesef bu gibi olaylar beni biraz hani orada yaşamaktan geri koyuyor. Bugün Türkiye'de korkuyor. Sen demiştin ki milli maçtan sonra ben bayrak diktim demiştin. Bayrağımız yoktu o zaman demiştin. Evet. Kırmızı i̇şte, kumaş, sokağa, kumaş. Evet işte futbolda yenmişiz Galatasaray. Aha. 2008 yılı mı ne zamandı? Tarihleri unuttum. Euro 2008 İsviçre-Türkiye maçları vardı evet, o zaman. Evet işte bayrağım yok benim. Aha. Arkadaşım var komşum. Onunla şimdi ne yapalım? Kocaman bir kırmızı kumaş açtım. Ondan sonra şeyleri, beyaz kumaşı da getirdim. Yıldızını, işte hepsini yaptım. Ayı yıldızını, hilalini diktim. Hem de elimde diktim biliyor musun? Sakladın mı onu? Onu arkadaşım saklıyormuş hala. Ben saklıyorum onu dedi. Arkadaşıma hediye ettim. Hani o çok heves etti. Birlikte işte ben arabayı kullandım. Hep kornalarımız bozuldu bizim o zaman. Kocaman bir bayrak diktik biz öyle. Ha. Öyle bir anımız var. Çok güzeldi. Ya işte bu kadar vatansever bir insanı bile maalesef taksiciler üzmüş. Çok üzdüler. Evet çok üzdüler. Gerçekten o anlamda hani kendi vatandaşımızın bizi affedersin hani şey derler ya kazıklama. Öyle onu kendili vatandaşının yapması insana çok acı veriyor. Maalesef. Ben çok üzüldüm o zaman. Ağladım da. Eminönü'nün ortasında ben ağlayarak gezdim o zaman. Türkan abla ne yapıyorsun? Yemek hazırlıyorum. Et doğruyorum. Acı bıraktım seni bugün ha. Et doğrarken böyle... Hem senin şeyleri, videolarını izliyorum. Öyle çabuk geçiyor ki zaman bunları izlerken çok zevkle izliyorum ben. Görmediğim yerleri gösteriyorsun. Çok mutlu oluyorum. Canım benim ya. Çok güzel videolar. Benim çünkü hayatta gidemeyeceğim yerlere gidiyorsun, geziyorsun. Ben katiyen hani fiziksel anlamda da oralara gidemem yani. Biliyorsun bazı hastalıklarım falan var. Ama böyle çok güzel oluyor. Ayağımıza kadar getiriyorsun bak. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim izlediğin için. Çok güzel. Ben de doğrayanlar oluyor. Ama ben domatesli, salçalı. Birazcık sonra tereyağı da koyacağım bunu. Ha önce başka sıvı yağ koyuyorsun. Azıcık sıvı yağ koydum. Salça koyuyorsun. Salça koydum çünkü salçanın pişmesi lazım. Ev salçası değil hazır salça ya. Salçanın kokusu çıkmak için biraz kızartmam, kavurmam lazım. Hı-hı. Yoksa salçanın tadı bir asidi gitmez. Asitli oluyor. Farklı baharatlarla seven var. Nane sever misin? Atayım mı? Nane severim. Sen azıcık nane de atabilirim içine. Bu evde beni en güldüren şeylerden birini göstereceğim şimdi size. Havluların üzerinde yazan isimler. Bakın buraya Türken diye havlu asmışlar. Gast, misafir diye bir tane daha havlu var. Misafir gelirse onu kullansın diye. Bir de torunlar gelirse kullansın diye torunuz havlusu. Falan yok bizde. Aa kim geldi? Davistir. Anahtarı çekmemişim.
Açsın. Ramiz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Hoş bulduk. Alayım ben. Ha, buyur buyur. Şimdi plan yaptık. 11'de neydi? Marian neydi? Cahit Felixbus'la gidiyor. Evet. Sabah beni uyandıran kilise bu. Şeyden. Oppenheimer Strasse miydi? Biliyorum. Evet. Ondan sonra da sen canı bırakıyorsun. Ben de eve geliyorum. Tamam. Tamam. İki araba gidiyor. Evet. Gideriz. Sabah kahvaltıyı olacağı herhalde. Tamam. Tamam. Hadi inşallah. Güzel oldu herhalde etimiz inşallah. Buyur bakalım. Çocuğumu da koyalım. Dereotlu. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir şey daha öğreteyim sana. Şimdi böyle alıyoruz çorbalarda genelde. Kepçeye bak. Bunu böyle çorbadan kaldırıyoruz. Damlıyor ya, şöyle altına yaptın mı damlamaz. Çorbalarda özellikle bunu dene. Tamam. Bir şey daha öğrendim. Vallahi bunu da bilmiyordum ha. Şöyle yapıyorsun çorbada bak damlamıyor. Yok ya, böyle bandırmazsan damlar. Hemen aktaracağım buraya. Bulgur pilavını tereyağının sonradan ilave edildiğini de bilmiyordum. Ben olsam en başta ilave ederdim. Öyle yanardı sonra, simsiyah olurdu. Yememeye çalışıyorum, kilo veriyorum. Ekmeği biz bir Türkler yiyoruz, hiç bırakamıyoruz. Evet. Asya'da hiç yemiyorlar ekmek. En çok da kilo aldıran o işte. Ekmek zararlıymış, öyle diyorlar. Bu da zararlı olsa binlerce yıldan beri ne bileyim insanlar yiyor bu ekmeği daha. Ama önceden... Arpayı da yiyor, buğdayı da yiyor. Ben yine kahvaltıda hep yiyorum ya. Çorba içerken de canım istiyor. O da ekmeği istiyor. Ramazan pidesi de çok güzel olur. Burada var mı? Ramazanlarda oluyor. Hmm. Kuru fasulye. Pişirdim mi? Nasıl ekmek yemeyelim? Soğanı yanına kırıyoruz. Ekmek de olacak. Nasıl yemeyelim? Öyle kuru fasulye öyle yenir. Ya acı biber, ondan sonra kırılmış kuru soğan. Adamın hazinesi. Ne varmış bunda? Vay, kilitlere bak defterdeki. Kilitlere bak. Şifreli. Bu da şey. Anahtarlı. Anahtar bunda. İlk önce şifreyi bileceksin, sonra anahtarı alacaksın, bunları açacaksın. Ha, bayağı zor yani. Ne yazıyor içinde Ramiz abi? Ya niye şey bu kadar ya kitledin? Aslında o kadar fazla bir şey yapıyor. Benim şeyim yani. Anılar mı? Anılar. Özel sırları mı var, ne var ki bileceğim? Sanki kale kapısını kilitliyor. Kale kapısı gibi kilitli olmuş. Bak şu mektup da... O da kilitli vallahi. Bak bak oku. Ne diyor? Haberin var mı senin bundan? Bunun haberim var. Trump'ın mektubu. Don't be a tough guy. Don't be a fool. I will call you later. Adi herif. Dünyada yazılmış en iğrenç diplomatik mektup budur. En iğrenç. Türkçesi arkada var. Türkçesi var da bunun. Ha burada Türkçesi. Ha, bak burada. Ya ya. Sadece şu son satırlar. Katı bir adam olmayın, deli bir adam olmayın. Sizi daha sonra arayacağım. Ya şu cümle bile yani ya, çok tabii, rezalet evet, bir şey. Sizi evet daha sonra arayacağım. Bu bir devlet başkanının söyleyeceği bir şey değil yani. Yani arkadaşınla mı konuşuyorsun? Size söyleyelim beraber. Sen bir başla bakalım. Şey, keyfimi, dostumu gelip sesini el verirsin. Şimdi hep şeydir o, düzenlidir hep. Hangi türkü, hangi sayfalarda hep düzenlidir. Tamam, bu da bak. Başında vardır, aradığı. Bizim türküler bu. Bunları sen mi yaptın abi? Ha, hep kendi. Nasıl ya, bu bir kitap falan değil mi? Değil. Sen kendin yaptın hepsini. Tek tek yazdın, oturdun. Mesela, bak benim bestem bile var bak. Hangisi? Bak 37'de mesela. Tepesinde tepsi fındık. Yok, tepside tepsi fındık da o başka. O da 38. o.
Senin besten 37. herhalde. 37. Nerede o 37? Adı ne onun? 37. sayfa. 33, 35, 36, 37. Bunu sen mi de bilmiyorsun bunu ha? Bilmiyorum, ben ilgilenmedim herhalde son zamanlarda bestelerim. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim, hakikat değil bu sözlerim. Güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikat değil bu sözlerim. Bahar çiçek açar dalda, ömür geçer hep bu yolda. Benim derdim değil malda, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim, hakikat değil bu sözlerim. Sesli. Güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikat değil bu sözlerim. Bu bile mektup değil, bu bir sile. Selam sen beni dinle, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu söz. Güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu söz. Bravo, tebrikler. Amatörmüş, gördün mü? Ama ben dinleme güzelim ben onu. Ben güzel oldu, fena olmadı. Artık ömür boyu dinleyebileceksin. Bir ölümsüz eser olarak kaldın. Vallahi sesleriniz de çok güzel ya. Benim annemin babamın türküsü var. Benim şeyin odüllerden bozuldu. Çok yapamıyorum ama eskiden daha güzeldi. Yok, çok güzel sesler. Yanımın sesi çok güzel. Evet. Şey, benim değil de bu çok güzel. Benim annemin babamın şey türküsü var bir tane. Kara kaş, gözlerin elmas. O benim annemle babamın türküsüydü. Onu evet, çok severim ben. Kara kaş, kaçıncı sayfa? Gözlerin elmas. Kara kaş gözlerim. Saza niye gelmedin var 62. O da güzel. Dur, ha burada 10. sayfa bak. 13, 12, 11. Ha burada bak. Kara kaş gözlerim elmas. Bu güzellik sende kalmaz. Annene bak gör halini. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende kalmaz. Pişman olur kimseler almaz, annene bak gör halini. Gel güzelim beni yakma, seni seven kalbi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma, ayrıca gözlere bakma. Gel güzelim beni yakma, seni seven kalbi yıkma.
Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle bakma. Ne gecem ne günüm belli, yaşım oldu 49-50. Bağrım yanık, gözlerim nemli, yalan dünya yaktın beni. Gel güzelim beni yakma, seni sevem kalbi yıkma. Allah'ın emrinden çıkma, ölürücü gözle bakma. İşte bu kadar. Ahmet Ordan'da bekleyeceğim. Estağfurullah. Çok güzel söylediniz. Tebrik ederim. Sesim düzelsin. Güzel çaldınız. Güzel söylediniz. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halini unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene halini unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda dolanır derdini bilmez. Dumanın savurur halini görmez. Dumanın savurur halini görmez. Almanya'da evliliğin 40. yılına girenlere Yakut deniliyormuş. Evinde kaldığım karı koca da birbirlerine böyle bir mesaj yazmışlar. Hayatımın Yakut'u 40 sene önce nereye, hangi yöne gideceğini bilmeyen, yapayalnız savrulmuş bir kişiydim ve seni tanıdım. Beraberliğimizin 40 senesinde beni çok mutlu ettin. Seninle hayatın değerini anladım. Sayende şu anda koskocaman, neşeli, mutlu bir aile olduk. Sana çok teşekkür ederim. Seni seviyorum Yakut'um. Ben senden razıyım. Allah da razı olsun. Ne güzel değil mi? Çok dokunaklı. Ve şu anda 4 torun sahibi bu çift. Almanya'da yaşayıp bulmaca seviyorsanız, Almanca veya Türkçe, sizlere bu kitabı öneririm. Bakın hem Pressel var, hem Türkçe. Türkiye haritası var, Almanya haritası. İçinde hem Türkçe, hem Almanca bulmacalar var. Ramiz abimizin kitabı. Amazon'dan sipariş edebilirsiniz. İki gün bu odada yattım, sağ olsunlar. Bana bu odayı ayırdılar. Oğullarının odasıymış. Evlatlarının kaldığı odayı bana ayırdılar. Şimdi buradan ayrılıyorum. Çok güzel iki gün geçirdim burada. Artık şimdi ayrılık vakti geldi. Familye Telci'nin evinden ayrılıyorum artık. Familye Telci, çok özleyeceğim sizi. Biz de seni özleyeceğiz ama görüşeceğiz. Görüşeceğiz, evet. Artık dostluğumuz başladı. Evet. Her zaman kapımız açık biliyorsun. Sen evet. De bizim bir evladımız oldun artık. Sağ olun. Annemle de tanıştırmayı düşünüyorum. İnşallah. Familye Telci. Ne oldu? Hadi görüşürüz. Hiç önemli değil. Suratı ve şeyi yazıyor, zamanı yazıyor, çalıştırıp falan. Ne zaman araba yürüdüğü zaman bu yazıyor. Güzel araba ha. Bak bak. Başka araba. Buyurunuz efendim. Sen öne bin. Ramsi abinin yanına, ben arkada oturmak ben isterim. Sana. Aa, çok pahalı ya. Ben otobüsle geleyim. Gösterelim mi? Kaç para bu? Şimdi... Kilometresi 4 euro. 4 frank. 4 frank evet. Kilometre. Aa, şeye, görünüyor mu? Bazel içinde. Dışarıdaki çıktığın zaman 4.50. Kilometresi. İsviçre ha. Burası. İsviçre'de dünyanın en pahalı ülkelerinin başında geliyor. Haydi bakalım. Telefon numarası. Eğer İsviçre'de taksi lazım olursa
Ramiz abi her türlü yardımcı olur. Bulmaca kitabı lazım olursa da mutlaka bulmaca kitabınızı Ramiz abiden alın. Almanya gömrüğü şu. Burası Almanya gömrüğü. Şu taraflar İsviçre. Şu anda sınır geçiyoruz. Evet. Almanya İsviçre sınırı. Ama tabii herhangi bir pasaport sorgusu hiç yapılmadı geldiğimden beri de. Aa bak şimdi geçiyor. Hani... İsviçre. Evet. Ama yapılmayacağının da garantisi yok. Bazen soruyorlarmış pasaport. İsviçre'deyiz. Evet. Gümrüğün dışında bile sorabiliyorlar. Ha yolda herhangi bir insanı çevirip soruyorlar mı? Arabalarda daha çok. Gümrükten hani bazen gümrük dışı bir şey geçiriyorlar ya mallar falan. O yüzden bayağı gidersin gümrükten sonra seni pat polis durdurur arabanı aç bakayım diye. Ama yaya yürüyenlere polis hiçbir şey sormuyor değil mi? Çok nadirdir o. Nadir. Biraz kara kafalı falan olunca sorabilirsin. Bana hep soruyorlar. Hep. Türkiye'de ama... hiçbir polis beni es geçmez. 100 kişi olsun bir içlerinden beni hemen ayıklar orada. Sanki... Kara kafalı gel bakayım sen. Senin de saçların siyahken direksiyonda bensem sormuyorlardı ama buysa soruyorlardı. Bakın ne kadar kara kafalıyım. Önemli olan ama kalın kafalı olmamak. Aynen. Günün sözü olsun bu bugün. Günün sözü. Burası Basel'in futbol stadyumuymuş. FC Basel değil mi? Hı-hı. Murat Yakın mı var burada şimdi? Murat Yakın milli takımı. Murat Yakın bu arada İsviçre milli takımı. Burada oynadı ama. Yani. Basel'de oynadı. Maçları genelde burada yapıyorlar ama değil mi? Evet, çoğu oluyor çoğu zaman. Evet. Guten Morgen. Hoş geldiniz. Dün hazır değildi bugün. Çok güzel hazırlamışsınız. Hoş bulduk. Tam yetiştiremedik ama. Çok güzel. Nazar boncukları asılmış her yere. Dekorasyon tamamlanmış. Bakın nazar boncuğunu çok seviyorlar. Dekorasyon böyle. Burası bir Türk kahvaltıcısı. Kahvaltı servisi olarak aradığınız çoğu şey burada. Yani paçangadan menemene, sucuklu yumurtadan serpme kahvaltıya kadar her şey var. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ne güzel sofraymış ya. Ne var mı şimdi? Reçeller. Menemenler. Börekler. Bu otobüste Strasbourg'a gidiyorum. Hadi bizi çekiyor. Her şey için teşekkürler. Kendinize hadi güle güle. İyi haberlerini bekliyorum bak. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey düşman olursan geri dön. Hadi güle güle. Hayırlı yolculuklar. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Nazar köyüne dere kenarına geldik. Evet. Can belki dereyi özlemiştir. Dereden selamlar, sevgiler Can sana. Kemal Paşa'nın dereleri. Bir de türkü mü söylesek Can'a? Dere geliyor dere, yal el el yal el. Kıvamı söyle söyle. Al beni götür dere oğlumun oğlu. Ramiz Bey. Siz bu türkülere iştirak etmiyor musunuz? Nazar köyündeyiz. Nazar köyünde Volvo'nun nazar boncuğu var tabii ki doğal olarak. Adalet Hanım, Can'a el sallayınız.
Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother. And leave this heart to yearn. Forever blue. Forever blue. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you I'm forever blue. Sosu maşallah çok güzel oldu. Yiyenlere afiyet olur inşallah. Kışlık soslar, işler güçler yoğun.